Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, İsrail'de durum oldukça tehlikeli. Kıymetli takipçilerimiz, İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog, hükümetin yargı reformu planının ardından ülkesindeki durumun çok tehlikeli, siyasi, ekonomik ve güvenlikle ilgili sonuçları olabileceği uyarısında bulundu. İbranice yayın yapan İsrail Today gazetesine göre Herzog, Tel Aviv belediyesinin kendisine fahri hemşehrilik vermek üzere düzenlediği törende açıklamalarda bulundu. Konuşmasında şu an kendilerini parçalayan iç çekişmeye dair birkaç söz söylemek istediğini dile getiren Herzog, "Biz oldukça tehlikeli bir durumdayız. Bunun siyasi, ekonomik, toplumsal ve güvenlik açısından sonuçları olabilir," dedi. Herzog, içinde bulundukları sosyal ve anayasal krizden çıkış için bir yol bulmak konusunda büyük bir çaba gösterdiğinin gizli olmadığını kaydetti. Koalisyon hükümeti ve muhalefetten krizin tüm taraflarıyla bir araya geldiğini hatırlatan Herzog, durumun oldukça endişe verici ve zor olduğunu ve meselenin siyasi çözümle ilişkili olmayıp bir ümit ve denge kuracak şeklin bulunması için müthiş bir çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Herzog daha önce birkaç kez ülkesinin derin bir çatışmanın içinde olduğunu ve toplumun daha fazla parçalanmaması ve anayasal bir kriz yaşanmaması için çalıştığını belirtmişti. Netanyahu hükümeti 21 Şubat'ta tartışmalı yasa teklifini on binlerce göstericinin ülke genelinde gün boyu süren protestolarının gölgesinde birinci turda meclisten geçirmişti. Yasanın geçmesi için mecliste 3 oylama yapılması gerekiyor.